Merhaba Para Bil kanalı izleyicileri. Günaydın hepinize. Selamlar, saygılar. Evet, dün akşam e, gece de diyebiliriz artık. Sermaye Piyasası Kurulu'nun bülteni yayınlandı ve iki şirketin bedelsiz sermaye arttırımına onay çıktı arkadaşlar. Bunların içerisinde e, SASA da var. SASA'nın bedelsiz onayı yani başvurusu %130'luk kar payından ee, ve iç kaynaklardan arttırmak üzere iki tür SAS'a bir de sermaye arttırma başvurusu yapmıştı. Toplam %130'a denk geliyordu. Bu onaylandı. Lütfen e, buradaki bilgileri bir yatırım tavsiyesi olarak almayınız. Bu videoların devamı için de bize destek olmak için kanalımıza abone olabilirsiniz. Haberin ayrıntılarına geçiyorum. Sermaye piyasası SPK, Sosa Polyester ve Çemtaş Çelik Makinenin bedel sermaye arttırım başvurularına olumlu bir yanıt verdi. Sermaye piyasası kurulu haftalık bülteni yayınlandı. Bültende iki şirketin bedel sermaye arttırım başvurularına onaylandığı duyuruldu. Bültende yer alan bilgilere göre bu hafta onay verilen sermaye arttırımı başvurularına ilişkin detaylar şu şekilde. Sasa Polyester Kurulun onayının ardından Sasa 2 milyar 302 milyon 591 bin 217 Türk lirası değerindeki mevcut sermayesini 52 milyon 601 bin 750 Türk lirası iç kaynaklardan 2 milyar 940 milyon 766 bin 824 Türk lirasında kar payından olmak üzere toplamda 2 milyar 993 milyon 368 bin 581 Türk lirası bedelsiz olarak arttırarak Sermaye arttırımı sonrası şirketin yeni sermayesi 5 milyar 295 milyon 959 bin 799 lirasına ulaşacak. Yani sermaye arttırımı gerçekleştiğinde arkadaşlar piyasada 5 milyar 295 milyon 959 799 adet sasa polyester işlem gören hissesi olacak. %130 oranında bedelsiz sermaye arttırımına gidiyor. Sasa Polyester %130 oranında hisse bölünecek. Şu sıralarda 100 lira ise mesela 40 lira falan düşüyor. 35-40 bir fiyata düşecek arkadaşlar. Bölünme böyle gerçekleşecek. İkincisi Çem Taş Çelik Makine. Çem Taş'ta ise sermaye arttırımı çok yüksek arkadaşlar. Bu hafta SPK tarafından başvurusu onaylanan diğer şirket Çemtaş 100 milyon 975 Türk liralık sermayesini tamamı kar payından karşılanmak suretiyle 399 milyon 24.320 TL yükselterek 500 milyon Türk lirasına çıkaracak. Yani piyasada bulunan 100 milyon 975 Türk lirası değerindeki Çemtaş hisseleri arkadaşlar 500 milyon liraya yükseltilecek ve böylece %395 oranında bedelsiz sermaye arttırımı gelecek. Evet %395 oranında bedelsiz sermaye arttırımı gelecek Çemtaş'ta. Ve piyasada 500 milyon Çemtaş hissesi olacak bu bedelsiz sermaye arttırımından sonra. Aynı şekilde SASA'yı tekrarlayacak olursak. Bedelsiz sermaye arttırmadan sonra 5 milyon 295.959 5 milyar 295 milyon 799 sasa hissesi olacak borsa İstanbul'da işlem gören. Evet dostlar buradak bilgileri bir yatırım tavsiyesi olarak lütfen almayınız ama bu iki ikisi bedelsiz sermaye arttırm kararı ile dikkat edilmesi gereken hisseler artık bundan sonra e, ve BTS kapsamında oynatlıktan dolayı üzerlerinde herhangi bir tedbir de yok bu hisselerde. Ve iki hisse e, hacimsel olarak büyüme gösterebilir. Tabii siz fikirlerinizi, düşüncelerinizi, yatırımlarınızı kendi araştırmalarınıza göre yapmanız gerekiyor. Çünkü bazı durumlarda bölünmeden önce bir hisseye girmek pek fazla da kar ettirmez. Bölündükten sonra girmek daha avantajlı da olabilir. Bunu da belirtelim. Ama kendi araştırmalarınıza göre lütfen şirketlerin geleceklerine yatırımlarınızı yapınız. Yorumlarınız, beğenileriniz bu videoların devamını sağlayacaktır. Hepinize sağlıklı ve bol kazançlı günler diliyorum.